Bu videoda Volta'nın Dur oğlum, dur, dur. Dur oğlum, dur. Dur oğlum. Bakalım Ducati vs Volta. Trafikte hangisi daha iyi gidecek? Ablacım dur bir saniye, abla abla abla. Kavga çıktı. Olay çıktı arkadaşlar, kavga. Çıktı abi. Aman. Sağlam yokuş ve fren testi yapacağız. Bu nasıl bir yol lan? Yarış gibi. Üf, yok yok. Benim lastikler kaymasın lan buradan. Aman 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 aman. Köpek var. İşte full fren iniyorum şu an. Merhaba arkadaşlar, Hami Kaza kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Volta'nın Bu videoda Volta'nın Apex marka BS5 modelini inceliyoruz. 125cc arkadaşlar. Şu an güncel fiyatı 44.780 TL civarında. A101'de 16.000 TL'ye satılıyormuş ilk çıktığı zamanlarda. Tek renk olarak geliyor, gri renk. En önemli özelliklerinden birisi ufak olması. Yani trafikte o kadar çok dar alanlara girebiliyorsunuz ki aynaların da ufak olmasıyla beraber. Zaten motorun görünüşü 125cc gibi görünmüyor. Herkes bunu 50'lik mi diye söylüyor. Bu kimlere göre? Yazlık yerlerde işte mahalle içi işe gidip geleyim. Hafta sonları sadece şehir içi turlamalar yapayım, gezeyim motoru bu. Yani iki kişi olarak baktığımızda motor iki kişi olarak şehir içi uygun. O da çok uygun da değil yani. Ayak basma yeri ikinci kişi için çok küçük ve hiç kullanışsız. Şuraya ayak girmiyor böyle. Böyle bir ayak yok. Çocuk ayağı bu. İkinci kişi için çok uygun değil. Şöyle oturuyorsun ya. Hatta göstereyim niye şey yapıyorsam. Az daha düşüyordum lan. Çok ağırlık verdik. Şöyle duruyorum ya. Şu. I like to move it, move it. You like to move it. Hareket şu. Bir yerden sonra zaten ergonomide sıkıntı var. Şöyle durması lazım ayağın normalde. Böyle yapıyorum, bir de ayağım oturmuyor. İkinci kişi için sıkıntı. SL yüksekliğini kendim tahminimce söyleyeyim. 1.73 boyundayım. Bu motorda SL yüksekliği iki ayağım tabana rahat değiyor. Bence bu 75 falan ya. Boyu kısa olanlar için de uygun. Teknik özelliklerinden kısaca bahsedelim arkadaşlar. Fabrika verinin söylediği top speed 80. Ben bununla 93 gördüm. 93'ten sonra böyle gitmiyor. İbre hiç oynamıyor. Ama tabii bunda zaten hız beklemeyin. Evet, frenlere gelecek olursak arka fren Allah'a emanet kampana. Ön fren disk fren. Ön fren disk biraz daha iyi. Ya ABS zaten hiç yok. Ya, frenlere alıştıktan sonra belli bir mesafede önceden durman gerekiyor. Birden pat diye duramıyorsun. Farlar ampul arkadaşlar. LED yok bunda. Mesela sinyal verelim. Uzun kısa. Bilmiyorum ne kadar anlaşılıyor ama. Onun dışında şurada bir depolama yeri var. Şurada alana baktığımızda bir kilit. Bir böyle bir çantamız, sırt çantamız, malzeme, eldivenler. Kasklar var ya, yarım küçük kasklar. Evet, bir tane öyle bir kask sığabilir. Motorun diğer özelliklerini incelemek için sürüşe geçiyoruz arkadaşlar. Evet, uçuşa hazırız. Gaz inmesi şöyle biraz geç. Hemen torku hemen almıyor. Aynaları ayarladığım halde çok böyle dikkat etmem gerekiyor. Omuzumu falan içeri çekmem lazım. Aynadan faydalanmam için. Hemen tekrar sinyalimizi verdik. Ekranda ne var arkadaşlar? Motorda zaten ekranda çok bir şey yok. Trafikte şöyle aralara hiç korkmadan gidebiliyoruz. Sadece şöyle bazen iki aynaların yan yana geldiği yerlerde durmak zorundayız. Evet. Neredeyse 50'lik gibi bir motosiklet. Hiç 125'liğe de benzemiyor. Ya böyle kafa kaldırıyor ama icraat yok. Dur oğlum. Dur, dur. Dur oğlum, dur. Dur oğlum. Aa, çok yavaş kalkıyor. Bak bak bak. Ya bu tek kişi olunca da böyle, iki kişi olunca da çok fark etmiyor. Oo. Ducati değil mi o ya? Evet.
iki kişi 80'e doğru çıkabiliyor. 80 yap bari. Kalk sen oradan. Kalk ama çıktıkça daha çok yukarı çıkıyoruz bu arada. Çok sallıyor. Bu vibrasyon değil, bayağı halay başı yani. Şuraya bak. Oo, biri trafik birden durdu. Frenler güzel, iyi. Bayağı kalabalık ya Fomora bugün. Aman 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 aman. Geç 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 geç. Tam hızlanmıştım ya. Kimse beklemek istemiyor ki. Hemen araya giriyoruz bakın şimdi. Ya birçok motor araya girebiliyor da bu rahat rahat girebiliyor. Sinyalimizi verelim. Az önceki Ducati şu an yine yanımda. Görüyorsunuz değil mi? Ducati beni geçemedi. Tabii efendim. Aa, Bursa manzarası. Adamın motoru Ducati lan. Kasta İtalyan. Ver yana, ver ver ver. Ver coşkuyu. Evet, sıkışık trafiğe girdik. Bakalım Ducati vs Volta. Trafikte hangisi daha iyi gidecek? Bu arada ben iki kişiyim. Ablacım dur bir saniye, abla abla abla. Evet, Ducati'yi solladık şu an. Ducati arkada kaldı. Bayağı arkada kaldı. Trafikte gördüğünüz gibi herkesi tokatlıyor. Ducati'yi tokatladık. Çevirme mi var lan, ne oluyor? Kargo çıktı. Olay çıktı arkadaşlar, kavga. Arabada aile var. Allah'tan polis şu an olay yerinde. Poliste de BMW var şu an. Ne oluyor? Tam yazıyı anlamadım ama. Bir terbiyesizlik durumu gibi bir şey oldu herhalde ama. Hallettiler herhalde ya. Abi ne gerek var, herkes çok gergin ya. Evet, bayağı sağlam yokuş çıkıyoruz. Bursa'da sıradan bir gün arkadaşlar. Şimdi şöyle bir fikir geldi aklıma. Çok bayırda bu ne yapabilecek acaba? Evet, viraja yavaş gidiyorum korkudan dolayı. Ne olur ne olmaz. Vay vay vay, akıyor be. Makine akıyor be. Tam bu yollarda sürmelik bir motor ya. Evet, sola sinyalimizi verelim. Aşırdık, yokuş burada. Şu anda sağlam bir yokuştan doğru iki kişi zorlayacağız. Çekilin abi, abi çekilin. Oo, bana mısın demiyor lan. Evet, hızımızı arttıralım, burada takılabiliriz. Hadi bakalım, tam yokuşta şu an, yokuş bayır denemesi, güç denemesi. Ulan iki kişi bana mısın demiyor be. Helal olsun. Helal olsun. Dayoğlu. Full bayır çıkıyoruz. Ya en ufak bir tıkanma mı olmaz be? Hiç tıkanma yok. İstobeste ya şurada. Çıktı valla. Aman abicim, aman aman aman. Lan oraya araba giriyor muydu? Giriyormuş. Öğrenmiş olduk. Sürüşü çok keyifli ya. Böyle Çin malıymış gibi hissettirmiyor. Tamam, Japon gibi de hissettirmiyor ama. Şimdi sağlam bir yokuş testi yapacağız. Sağlam yokuş ve fren testi yapacağız. Of arkadaşlar, böyle bir yokuş yok. Şu an tek başıma çıkıyorum. Of. Harbiden aşırı yüksek. Ay köpek gelse burada sıçtık yani, öyle söyleyeyim. Sanki tek tekere çıkıyormuş gibi bir yükseklik var, açı var yani. Ve buralar çok zevkli lan. Şöyle biraz geri gideyim de anlayın yüksekliği. Of, motor sanki motocross gibi. Gayet zevkli ya. Bana mısın demiyor. Araba gelmez inşallah ya. Haydi. Sen geç geç geç.
Hadi burada bir de çarpışmak da tehlikeli. Pisi çekil lan. Heh, çekil çekil. Abi burası full yukarı ya. Bu nasıl bir yol lan? Yarış gibi. Bir de böyle çok gaz kesiyorum. Bir şey çıkar karşıma diye. Burada bir de gaz kesmek de tehlikeli. Valla düştün mü gerçekten yuvarlandırma aşağı doğru. Oo, çıktım lan. Vay be, voltaya bak sen. Şu manzarayı izleyelim, şuradan dönelim. Vay 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 vay. Böyle bir yere çıkarttı bizi. Aynı yerden tekrar ineceğiz şimdi bakalım. Bu sefer frenleri test etmiş olacağız. Ayak açarak dönüyorum. Böyle bir şey olamaz. Şimdi ön fren, arka fren. İnşallah düşmeyiz lan. Çok tehlikeli yer. Uf. Şu anda var ya harbiden. Çin malı mısın, ne malısı, ne oldu şimdi belli olacak. Pisi, neye odaklandın lan öyle? Abi burada yokuş destek benim ayaklarda lazım olacak galiba. Üf, yok yok. Benim lastikler kaymasın lan buradan. Abi bir şeyim, gerçekten bir korku geldi şu an. Abi frenler. İkisini sıkarak iniyorum, yine tutmuyor bak. Yani birebir durduracak derecede tutmuyor. Fren bir kaçırsa var ya, sıçtım girerim bir yere. Şöyle yavaş yavaş çapraz S yaparak ineceğim böyle. Aynen yolu. Bu güzel bir taktik. Islak buralar, kaymayız inşallah. Yok, kuru yerden gidelim hemen. Aman 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 aman. Kayıyor biraz. Çıkarken zevkliydi de inerken öyle değil. Çıkarken çok zevkliydi. Köpek var. İnşallah bir şey etmez. İyi. İyi etmedi. Full fren iniyorum şu an. Biraz da ayak desteğiyle iniyoruz. Buradan zaten her motor inemez ya. Az önce bir motor iniyordu ya, vitesli. O indiyse biz de ineriz lan. Şu anda var ya aşağı bir derecede ikisiniz tam sıkarak iniyorum. Pisi çekil, pisi. Allah'a emanet, geliyorum lan, çekil. Of, burada abi arabalar nasıl kalkıyor, gidiyor, dönüyor ya. İki araba karşılaşsa ne yapacaksınız acaba? Pisi çekilin, pisiler. Miau, miau. Allah, şu aşağı bak. Bu ne, bakması bile korkutucu. Of, frenler var ya. 3.5. Hızlansam şu an sıçtım yani, öyle söyleyeyim. Hızlansam ne yapacağımı bilmiyorum. Bir yeriz hani. İnşallah hızlanmaz. Motor freni de yok ki bunda. Hani vitesli olsa motor freni yap. Şu an iki freni tam sıkarak iniyorum arkadaşlar. Bu arada hani buradan çoğu motor frenle zor iner, öyle söyleyeyim. Sadece buna has bir şey değil. Galiba ölmeden indik. Son viraj mı lan bu? Hayır, son viraj da değil. Hala var. Uf, frenler var ya, bir yerde patlak verecek diye korkuyorum şu an. Abi sen bitmedin mi ya? Döndüm, bitmiyor. En uzun. Bak burada zamba şeyim var. Riskim var. Şöyle sey yaparak ineyim. Aynen. Çünkü tam yokuş aşağı hızlanıyor ister istemez. Şurada final yapalım. İndik. Tamamdır. Fren testi de başarıyla geçildi. Bu videoda burada kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.